Yakın dönemde Ebu Bekir Sifil'le tartıştık. O, hadislerin Kur'an gibi dinin kaynağı olduğunu, hadislerden farzlar, haramlar çıkacağını savundu. Bense hadislerin siyer bilgisi olarak kullanılabileceğini, Peygamberimizin Kur'an'ı uygulamasını hadislerden öğrenebileceğimizi, fakat hadislerden farzlar, haramlar çıkmayacağını, en meşhur hadis kitaplarında bile uydurmalar İnşallah olduğunu, ben kendi dini hadis üzerine temellendirmenin, dini zan üzerine temellendirme olduğunu savundum. Bu konuyu tartışırken özellikle deve idrarı konusu gündeme geldi. Öncelikle deve idrarı ile ilgili tartışmaya konu olan hadisi okuyalım. Bu hadis Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de ve daha Kütüb-i Sitte'deki birçok hadis kitabında geçiyor. Hadis kısaca şöyle. Ureyne ve Ukeyle kabilelerinden bir grup Medine'ye geliyorlar. Müslüman olduklarını söylüyorlar. Medine'nin havası onlara dokunuyor. Karınla ilgili özellikle bir hastalık yaşıyorlar. Peygamberimiz onlara deve idrarı içmelerini bunun üzerine tavsiye ediyor. Onlar da deve idrarı içip sağlıklarına kavuşuyorlar. Daha sonra bu kimseler deve çobanlarını öldürüyorlar. Deve çobanlarını öldürdükleri için bunların gözleri oyuluyor. İşkencelerle ölümlerine sebebiyet veriliyor. Ve susuzluktan çölde ölüme terk ediliyorlar. Bu hadise karşı çıkmamda iki tane temel sebep vardı. Bir tanesi programda gündeme gelmedi. Aslında o temel sebepti. Bir, bu hadiste Peygamberimiz işkenceci gibi gösteriyor. Tamam, birisini öldüren kimse ölüme mahkum edilebilir. Ama hadiste Peygamberimizin gözleri oyduğu söyleniyor. Susuz ölüme terk ettiği onları çölde söyleniyor. Alemlere rahmet olarak gönderildiğini söyleyen Peygamberimize ben böyle bir işkenceyi yakıştıramıyorum. Ve bunun uydurma olduğunu düşünüyorum. İkinci sebepse, ki o bana göre minör sebep, ikinci dereceden sebep, bu hadisin uydurma olduğunu gösteren, Peygamberimizin deve idrarı içmeyi tavsiye etmesi. Burada da benim asıl rahatsız olduğum konu, deve idrarı içilmesinden ziyade hadislerin vahiy olarak sunulması. Çünkü ben Ebu Bekir Sifil'in çalışmalarından biliyorum, o hadisleri gayrimetlu vahiy olarak görüyor. Kısacası bu hadisleri gayrimetlu vahiy öğretisiyle bir arada okuduğunuzda, o zaman deve idrarını içmek de bir vahiy ile tavsiye edilmiş bir şeye dönüşüyor. Beni rahatsız eden şey buydu. Karşı çıktığım şey de buydu. Sifil gibi din adamları deve idrarı içerek ölen hacılarımızın ölümünden mesuldürler. Orta Doğu'da birçok kimse deve idrarı içerek öldü. Bu tartışmanın üzerine ben deve idrarı içerek ölen hacılarımız öldüğünde Diyanet'in ne açıklama yaptığına da bir bakayım dedim. Bir baktım ki Diyanet şöyle bir açıklama yapmış. Deve idrarının birçok hastalığı iyi geldiğine dair ne bir hadis ne de başka bir dini bilgi yoktur. Böyle bir şey olmuşsa da o hadisten değil, cehalettendir. Kısacası Diyanet aynı benim gibi deve idrarı içmenin cehalet olduğunu, bunun dinle bir ilişkisi olmadığını söylüyor. Ha, bana tepki gösterenler, Diyanet bu açıklamayı yaptığında neredeydiniz? Ha, Diyanet böyle bir hadis yoktur demekle neyi kastetti bilmiyorum. Bu hadisin mevzu olduğunu herhalde söylemeye çalıştı. Yoksa bu hadis çok meşhur bir hadis. Yani bunu bilmemeleri mümkün değil. Onu Diyanet'e sormak lazım. İslam dünyasında bu hadise atıfla birçok kimse deve idrar içiyor. Yemen'de, Suudi Arabistan'da ve daha birçok yerde deve idrarı satılıyor. Ve insanlar bu yüzden ölüyor. Sifil'in eleştirdiği şekilde hem de lıkır lıkır içiyorlar deve idrarını. İnanmayan varsa oradaki insanlar irtibata geçip söylediklerimin doğru olup olmadığını anlayabilir. Birçok kimse deve idrarını stüdyoya getirmeme takılmış. Deve idrarının içilebileceği söylenildiği için birçok kimse öldürüldü. Sifil'in kitaplarından onun da bu hadise sahip çıktığını biliyorum. Deve idrarını stüdyoya getirerek bunun ne kadar saçma olduğunu zihinlere iyice kazımaya çalıştım. Sifil'in bunu savunacağını kitaplarından biliyordum. Asıl ayağı kırıklığını programdan sonra yaşadım. Birçok Müslüman deve idrarının ne kadar şifalı olduğunu savunmak için birbirleriyle yarışa girdiler. Allah'ın evrendeki ayetlerini açıklayan bilimden bu kadar uzak olunması, bu cehalet beni gerçekten de üzdü. Benim amacım Peygamberimize, dinimize atılan iftiraları sergilemek. Marketingte de görsel imgeleme denen bir metot vardır. Yani siz görsel malzeme kullanarak fikrinizi, anlatmak istediğinizi daha güçlü bir şekilde aktarırsınız. Psikolojide de buna atıf yapan birçok çalışma var. Ben de
psikoloji, marketingi bilim alanlarında olan bu anlatma metodunu bu programda kullanmayı denedim. Ve sonuçtan da çok memnunum. Bu uydurmanın zihinlere ne kadar iyi kazınmasına bu şekildeki yaklaşımın vesile olduğunu gördüm. Bu şekildeki bir yaklaşımla karşı tarafın kendi savunduğuna ne kadar sahip çıkamadığını gösterdik. Şişeyle yan yana bile gelmemeye çalıştı. Bakmamaya bile çalıştı. Oysa bunun Peygamberimizin bir hadisi olduğunu söylüyor. Kendisi şifa olduğunu söylüyor. Fakat elini alıp da bunu insanlara tavsiye edemiyor. Sütle karıştırılıp içilebileceğini söylüyor. Peki süt getirseydik orada içecek miydi onu? Veya hayatında kendisi, kendi güvendiği bir kimsenin, hadi belki bana güvenmiyordur getirdiğimin deve idrarı olduğuna, ki deve idrarıydı gerçekten. Güvendiği bir kimseden aldığı deve idrarıyla hiç sütü karıştırıp içmiş mi? Veya karın ağrısına iyi geldiği söyleniyor. Hayatın hiç karın ağrısı çekmemiş mi? Kendisi veya ailesinden bir yakını karın ağrısı çektiğinde böyle bir şeyi tavsiye etmiş mi? Hepimiz biliyoruz ki cevabımız hayır. Bu neyi gösteriyor? Aslında ikiyüzlülüğü gösteriyor. Eğer ki hadisler vahiy ise kendisinin düşündüğü gibi, o zaman bu tavsiye de Allah'tan aşağı bir tavsiye olmuş oluyor. Ya Allah'tan bir tavsiye ise sen bunu nasıl çirkin görebilirsin? Yani benim deve idrar oraya koymama dikkat edin, hakaret olarak kabul ediyorlar. Bunu niye hakaret olarak kabul ediyorsunuz? Eğer bu dinin bir parçası ise, Allah'ın tavsiye ise bunun güzel bir şey olduğunu düşünmek durumundasınız. Hastalığa iyi geliyor, hasta olunca içilir diyorsanız, iyi hasta olunca içilir diyor, o zaman ona güçlükle sahip çıkmanız lazım. Onunla ilgili bir sahip çıkmanız da yok. Kur'an'da görsel malzeme kullanmanın bir örneğini Hazreti İbrahim veriyor. Hazreti İbrahim putları kırıyor ve en büyük putu bırakıyor. Bu putları kim kırdı diye insanlar geldiklerinde en büyük puta işaret ediyor. Belki de o yapmıştır diye. Burada insanlar kendi ikiyüzlüklerini görüyorlar o görsel malzemeyle. Niyeti Hazreti İbrahim'in putları yok edip de insanların tapmasını durdurmak olsaydı en büyük putu da kırardı. Ama oradaki o görsel mesajla insanlar ikiyüzlülüklerini görüyorlar. O bir şey yapmaktan aciz putlara tapmalarındaki ikiyüzlülüğü kavruyorlar. Ondan görsel malzeme kullanma güçlü bir metottur. Kur'an'da da örneği vardır. Deve idrarı kullanmamın üzerine de birçok kimse bu olaylar üzerinde düşündü. Ve birçok kimse her ne kadar o deve idrarının şifalı olduğunu söyleyerek, uydurma izahlarla, uydurma bir bilimle onu kurtarmaya çalışsaydı, halktan birçok kimse Kur'an'ın mesajıyla, Kur'an'ın o tertemiz mesajıyla bu uydurmalar arasındaki farkı anladı. Bazı insanlar karşı tarafa deve idrarı iç dememin ayıp olduğunu söyledi. Arkadaşlar, ben deve idrarı içilir, şifadır diyen birine iç dedim. Ve bu şekildeki tavsiyelerle birçok insan ölüyor. Bu ikiyüzlülüğü açığa çıkarmak istedim. İçilir, şifadır diyen birine buyur iç deyip de onun samimiyetsizliğini ortaya çıkarmak neden ayıp olsun? Tam tersine bunu yapmayanlar, Allah'ın dini için ortaya çıkıp da bu uydurmalara savaş açmayanlar, ilimleri varken bunu yapmaktan kaçınanlar bence ayıp ediyorlar. Buyurun o sahneyi seyredelim, kendisinin şifa dediği sahneyi. Hadis, sahih bir hadis mi önce başlıyor? Hangisi? Bittiyse eğer. Deve idrarı, deve idrarı meselesi. Deve idrarı son derece sahih bir hadis. Son derece sahih. Çok son derece sahih bir ve hadis. Ve şifadır. Ve şifadır. Burada asıl karşı olduğum hususun hadislerin vahiy ile eşitlenmesi olduğunu lütfen anlayalım. Eğer ki birisi gelip de o yörenin tıbbında insanlar deve idrarı içiyorlardı, Peygamberimiz de bunu tavsiye etmiş olabilir deseydi, iş bununla sınırlı kalsaydı, ben bundan bir rahatsızlık duymazdım. Olabilir der, geçerdik. Karşı taraf bazı yerlerde bu gelenekmiş gibi ifadeler söylüyor ama sonra bakın ne diyor? Dinimize hakaret edildi diyor birçok kimse. Bu bir iman ve teslimiyet meselesidir diyor. Eğer ki bu sırf gelenekse o zaman bunun iman meselesi, teslimiyet meselesi ne alakası var? Demek ki sen bunu salt olarak gelenek görmüyorsun. Bunu demek ki dinin bir unsuru olarak görüyorsun, iman meselesi, teslimiyet meselesi dersen. Ben bunların vahiy olduğuna karşı çıkarken eğer ki bunlar geleneksel bir uygulama, vahiy ile alakası yok deseydin o izahı kabul edebilirdim. Ama karşılığında hemen şunu söyleyecektim televizyon programında. O zaman sen gayrimetlu vahiy olan hadiste gayrimetlu vahiy olmayan hadise nasıl ayırıyorsun? Buhari'de, Müslim'de, Ebu Davud'da hiçbir yerde bir hadis gelirken durun. Şimdi size bir gayrimetlu vahiy olan hadis veriyorum. Aha bu hadis gayrimetlu vahiy değil, gelenektir. Bunu sakın vahiy olarak düşünmeyin.
Böyle bir uyarı yok ki. Hangi kriterle, neyle bunları ayıklayacaksınız? Benim asıl göstermeye çalıştığım şey, dinimizi nasıl gayrimetlu vahiy öğretisiyle bir karmaşanın içine sokulduğu. Bazıları da benle aynı şeyi tekrarlayarak, işte bu bir gelenektir, dinle alakası yoktur diyerek, sanki bana karşıt bir şey söylüyormuş gibi video yapmışlar. Oysa ben programda bu salt gelenek denseydi rahatsız olmayacağımı söyledim. Bakın. Bunların dinimizle alakası yoktu. Reis Sizin mi? Başta kullandığınız bir kelime doğruydu. Bu cahiliye adetidir. O dönemde bu insanlar uygulamıştı. Evet, tecrübedir. Bitti. Ama siz hadisleri vahiy gibi görüp de dinin parçası yaparsanız o tecrübe değil. İşte millet onu din diye içer. Bu hastalıklar Orta Doğu'da ortaya çıkar. Bana muhalif havada benim söylediğim aynısını tekrarlayanlara da diyorum. Ben deve idrarı şişesini oraya koyana kadar siz neredeydiniz? Hacılarımız öldürülürken neredeydiniz? Orta Doğu'da birçok kimse bu yanlış uygulama yüzünden ölürken neredeydiniz? Bu hadiste peygamberimiz gözleri oyan, zalim biri gibi gösteriliyor. Bu uydurmaya karşı ne yaptınız? Yani ben şişeyi oraya koyunca mı aklınız başınıza geldi? Ben şişeyi oraya koyunca aklınız başınıza geldiyse niye benim şişeyi oraya koymama karşı çıkıyorsunuz da Allah razı olsun böyle bir uydurma ortaya çıktı. Peygamberimize atılan bu iftiranın hep beraber yanlış olduğunu ortaya koyalım demiyorsunuz. Peygamberimizin kendi dönemindeki geleneksel uygulamalar uygulaması aslında tam da benim dediğimle uyumlu bir şey. Çünkü ben peygamberin Kur'an dışında kendi döneminin geleneklerini, kendi kabilesinin kültürünü yaşayan bir insan olduğunu fakat bunların dinselleştirilmemesi gerektiğini savunuyorum. Nitekim kim hadis kaynaklarından da Peygamberimizin kendi dönemin geleneklerini uyguladığı, kimi döneminde yanlış olduğunu gördüğü bir şeyi sonradan değiştirdiği de geçiyor. Bunlar fakat Peygamberimizin Kur'an dışındaki her uygulamasının vahiy olmadığını, Peygamberimizin söylediği sözleri vahiy ile eşitlemenin yanlış olduğunu gösteriyor. Örneğin Peygamberimiz hanımlar çocuk emzirirken cinsel ilişkiye girerlerse zarar görebilecekleri bedenlerini düşünerek acaba bunu yapmasak mı diye bir tereddüt geçiyor. Bunu yapmayalım diyor hatta. Fakat daha sonradan bunun zararlı olmadığını görüyor ve söylediklerini geri alıyor. Sifil beni olayları karikatürize etmekle suçluyor. Oysa kendi savunduğu sistem karikatür gibi. Yemeğe sinek düşerse onu batırın, sonra çıkartın, ondan sonra yemeği yiyin diyor. Yani bunu din adına savunuyor. Kız şişinin erkek şişinden daha pis olduğunu ve bunu kokusundan anladığını söylüyor. Kadın sünnetinin sağlığa yararlı olduğunu söylüyor. Ya bunlar karikatür gibi değil de nedir? Bunları ortaya koyacağız, karikatürize edeceğiz gerekirse ki peygamberimizin bu saçmalıkları din adına söyleyemeyeceğini, dinimizde bu saçmalıklar olmadığını gösterelim. Karikatürize kısmından daha kötüsü peygamberimizi zalim gibi gösteren kısmı. Peygamberimizin beddua ile çocukları kötürüm yaptığı, peygamberimizin insanların gözünü oyduğunu söylemesi. Ben bunların uydurma olduğunu, peygamberimize iftira olduğunu, peygamberimizin böyle zulümler yapmayacağını, Allah'ın dininde böyle saçmalıklar olmayacağını savunuyorum. Karşı tarafta ne hikmetse bunları savunuyor ama peygamber sevgisi diye bunları insanlara satma üçkağıtçılığında bulunuyor. Sifil'le tartışmamızdan sonra birçok kimse birçok aldatmacada bulundu. Benim İngiliz ajanı olduğum, sebetaist olduğum gibi yani şahsıma saldırarak yapılan uydurmalarla söylediğim şeyler karartılmaya çalışıldı. Israrla şunu söylüyorum. Ben bunları eleştirmekle dinimizi, peygamberimizi iftiralardan korumaya çalışıyorum. Benim söylediklerimi samimi, karşı tarafın söylediklerimi samimi anlamak için şöyle hayali bir örnek düşünün. Bir kıtaya gidiyorsunuz. Orada size dini anlatıyorlar. Ama iki kesim var o dini anlatan. Bir kesim diyor ki bizim dinimizin kurucusu çocukları bedduayla kötürüm yapıyor diyor. Sinek yemeğe düşerse onu bastırıp sonra atın, yemeği öyle yiyin diyor. Kadınların sünnet edilmesi gerektiğini savunuyor. Namaz kılmayanların öldürülmesi gerektiğini savunuyor. Karşı tarafsa bunlar uydurma. Bizim dinimizin peygamberi böyle şeyler yapmaz diyor. Siz hangisinin anlattığını daha güzel görürsünüz? Hangi peygambere meyledersiniz, onun öğretisini kabul etmek istersiniz? Yani insanların nefret edeceği şekilde bir peygamber sunan, peygamberi zalim olarak gösteren, dinimizi saçma akıl dışı gibi gösteren insanlar ne hikmetse bu dinin öz savunucuları oluyor. Bunların yanlış olduğunu söyleyenler İngiliz ajanı, sebetaist oluyor.
Bunda bir gariplik, bunda bir üçkağıtçılık yok mu? Bu üçkağıtçılığı siz yediniz mi? İftira atmak kolay. Ben de diyebilirim. Karşı taraf aslında Amerikan ajanı dinimizi çirkin göstermek için bunları savunuyor. Kadınları sünnet etmek istiyor ki bu ülkenin kadınları sakatlansınlar. Değil mi? Çünkü sağlığa yararlı olduğunu söyledi. Veyahut da bu insanlar temiz gıda alamasınlar diye sineği yemeğe batırıp ondan sonra yemeği yiyebilirsiniz diyor. Deve idrarı için diyor. Aslında bu adam İngiliz ajanı. Bu yüzden peygamberimizi kötü göstermek, dinimizi çirkin göstermek için bunları yapıyor diyebilirim. İşin ilginç tarafı sonuç doğru gerçekten dinimizi kötü gösteriyor. Fakat bunu da demem. Çünkü bu da bir iftira olur eğer ki böyle bir şey demiş olursam. Ben olay neyse, yani saçma olan neyse onu ortaya koyarak, tezimi ortaya koymaya çalışıyorum. Herhangi bir şahsı karalayarak tezimi doğrulatmaya çalışmıyorum. Fakat tezine güvenmeyenler, tezini savunmaktan aciz olanlar böyle şahısları karalayarak kendi tezlerini ancak ortaya sunmaya gayret ederler. Bir de sürekli kullandıkları böyle bir deyim var. Hadisleri itibarsızlaştırmak, hadisleri itibarsızlaştırmak diye. Burada öyle bir hava veriyorlar ki aslında peygamberimizi bu itibarsızlaştırmaya çalışıyor havasında. Oysa programı dikkatlice izleyen birçok kimse bu sözleri itibarsızlaştırmakla peygamberimizin itibarını korumaya çalıştığımızı anlayacaktır. Dinimizin itibarını korumaya çalıştığımızı anlayacaktır. O hadis denen şeyler uydurma olduğu için onları itibarsızlaştırmaya çalıştığımızı, peygamberimizin sözlerini itibarsızlaştırmayla bu saçmalıkları itibarsızlaştırmanın hiçbir alakası olmadığını samimi olarak program izleyen herkes ve söylediklerimi takip eden herkes anlayacaktır. Gelelim deve idrarının tıbbi açıdan incelenmesine. Deve idrarı gibi sıvıların içilmesi eski çağlarda yaygındı. Hindistan medeniyetinde de Uzak Doğu medeniyetlerinde de vardı bu. Orta Doğu'da da bunu yapanlar vardı. Bunda özellikle bugün yanlışlanmış dört sıvı teorisinin etkisi var. Ancak modern tıbbın ortaya çıkışı ve deneysel metodun yayılmasıyla bu ilkel uygulamaları herkes terk etmiştir. Hiçbir aklı başında bilim insanı size deve idrarı içilmesini tavsiye etmeyecektir. Sifil, internetteki birçok sitede yapıldığı gibi deve idrarını İbn Sina'ya atıfla savunmaya çalıştı. İbn Sina 11. yüzyılda yaşamış bir bilim insanı ve felsefeci. Çok değerli bir bilim insanı. Ama bugün 21. yüzyıldayız. Arada 1000 yıl geçmiş. Modern tıbbın içmeyin dediği bir şeyi 11. yüzyıldaki İbn Sina tıbbına atıfla savunursanız birçok kimse cehaletinize güler. İbn Sina kendi döneminde ansiklopedik bir eser yazmaya çalıştı. Etrafında insanlar hangi hastalıkta, hangi uygulamayı yapıyorlarsa hepsini kitabına toplamaya çalıştı ve bunların birçoğunu da denemeden hatta kitabına koydu. Sifil programdan sonra bazı sayfalar gösterdi tıp kitaplarından kendi pozisyonu savunmak için. Buralarda İbn Sina insan idrarı yılan sokmasına iyi gelir diyor mesela. Bunu da bugün tavsiye ediyor mu kendisi? Üstelik biz deve idrarından insanları kurtarmaya çalışırken öyle şeyler gösterdi ki Ebu Bekir Errazi'den örneğin sayfa gösteriyor. Sayfada güvercin pisliğiyle tuz karıştırılır ve içilir gibi ibareler var. Biz insanları deve idrarından kurtarmaya çalışırken kendisi bir de güvercin pisliği üstelik tavsiye etmeye başladı. Üstelik programdan sonra deve idrarına inatla sahip çıkacağım diye öyle inanılmaz ifadeler sarf etti ki doğru mu duyuyorum diye tekrar videosunu seyrettim. Aynen şöyle diyor. Acaba insanlar bu son derece kıymetli atıklarını tuvalete boşaltmakla hata mı yapıyorlar? Bunu daha özenli, bezenli şekilde saklayıp belki gelecek nesillere aktarmalıyız diyor. Yani bu akıl tutulmasını neyle izah edeceğimi bilmiyorum. Yani İslam fıkhında ve düşüncesinde herkes idrardan kaçılmasını tavsiye ederken bir inat yüzünden bu son derece kıymetli atıklarımızı acaba saklamalı mıyız denilecek bir noktaya gelindi. Madem ki idrarı bu kadar değerli buluyor kendisi, o zaman fıkıh kitaplarını da bir reddiye yazsın. Çünkü fıkıh kitaplarımızda hep insanların idrardan kaçınması şiddetle tavsiye ediliyor. Deve idrarını modern tıpla ilgilenen hiçbir bilim insanı tavsiye etmez. Üstelik o hadisi kurtarmak için deve idrarının şifa olması da yetmez.
deve idrarının karın hastalıklarına iyi gelmesi gerekiyor. O hadisin doğru olduğunu savunabilmeniz için. Sizin gösterdiğiniz uydurma çalışmalardan bile hareketle böyle bir şeyi temellendirmeniz mümkün değil. 2012 yılında programda söylediğim gibi MERS hastalığı, yani Middle East Respiratory Syndrome ya da Orta Doğu Solunum Sendromu hastalığı gündeme geldi. Bu deve ürünlerinden, deve etinden, sidiğinden, deve sütünden insanlara geçen bir hastalık. Bu hastalık yüzünden birçok kimse öldü. İnsanlar deve etini pişiriyorlar ve pişirdikleri için deve etinden birçok kimseye bu hastalık geçmiyor. Özellikle deve idrarından birçok kimseye geçmiş. Bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü özellikle deve idrarı içilmemesi gerektiğini açıkladığı raporda vurguladı. Av kurma virüsü de deve idrarı ve sütünden insanlara bulaşıyor. Nitekim bu hastalık yüzünden hacılarımız ölmüştü. Bir de şunu belirtmemiz lazım. Tıp alanında tek bir makaleyle bir ürün tavsiye edilmez. Belli bir araştırma seviyesinden sonra bir öneri derecesi oluşur ve bir ürün tavsiye edilir. Örneğin sigaranın sağlığa yararlı olduğunu söyleyen makaleler de yazıldı. Fakat bunun aksine makale o kadar çok ki hiçbir aklı başında doktor size sağlığınız için sigara içilmesini tavsiye etmeyecektir. Bir de şunu bilmek lazım. Deve idrarından veya herhangi bir sıvıdan bir şey ekstra etmeniz, yani ondan izole etmeniz deve idrarının şifalı olduğunu göstermez. Deve idrarının önemli bir bölümü su. Su hayatın en temel kaynağı. Deve idrarı hayatın en temel kaynağıdır diyebilir miyiz? C vitamini var deve idrarında. Binlerce madde var. 3000'e yakın madde var bir idrarda. Bunların bir kısmı vücudumuzdaki zaten yararlı maddeleri atıyoruz. Ama şu önemli. Deve idrarı bir su kaynağı değildir. Deve idrarı bir C vitamini kullanmanın kaynağı değildir. A vitaminin veya herhangi bir vitaminin kaynağı değildir. Bunların bir kısmının deve idrarında olması o deve idrarının sağlıklı olduğunu gösterecek bir şey değildir. Siz deve idrarı içerken o yararlı maddeyi alsanız da kendinize, mesela su vücudunuza yararlı, birçok zararlı maddeyi alacağınız için deve idrarı içmek yine de zararlıdır, yine de içilmez. Yani izole etmeyle ilgili açıklamalar hiçbir şey ifade etmiyor. Bir de şunu biliyoruz ki Peygamberimizin döneminde deve idrarından bir şey izole edecek bir ilaç fabrikası, bir tesis mevcut değildi. Üstelik hadiste de alın siz bunu izole edin, bunu sütle karıştırın, buna tarçın katın, buna nane koyun gibi herhangi bir işlem tavsiye edilmiyor. Deve sidiğinin birçok zararı var. Bunlara detaylı şekilde girmeyeceğim. Ama sadece birkaç tane örnek vermekle yetineceğim. Merak eden varsa kendisi bunu daha detaylı şekilde araştırabilir. Örneğin fareler üzerinde yapılan deneylerde deve sidiğinin kemik iliği hücrelerini ciddi bir şekilde zehirlediği gözlemlenmiştir. Ayrıca deve sidiği hipürik asit içerir ve hipürik asit ise bedene zarar verebilir. Bir kez daha vurguluyorum. Deve idrarının sağlığa yararlı olduğu şeklinde bir sahte bilim üretildi. Modern tıp bazılarının ısrarla tavsiye ettiği idrar terapisini kesin bir şekilde reddeder. Ebu Bekir Sifil'in hezimetini kapatmak için birçok kimse uydurma bir bilime başvurdu. Bu örnekte idrarın şifa olduğunu savunmaya çalıştılar. Ama hiçbir bilim insanı size bugün idrarı tavsiye etmeyecektir. Herkes bu sıvıyı gayet iyi biliyor. Eğer bu sıvı söylediğiniz gibi şifalı olsaydı bütün bilim insanları bunu tavsiye ederlerdi. Birazcık araştırmayla idrarın sağlığa yararlı olduğuyla ilgili iddiaların ne kadar uydurma olduğunu anlayabilirsiniz. İdrar hiç olmazsa geleneksel tıpta uygulanmış bir şey. Bugün elbette ki uygulanmaması lazım. Fakat sineğin bir kanadında panzehiri olduğu şeklinde izahlar, sineği yemeğe batırmayla izahlar geleneksel tıpta bile yok. Haydi Sifil çıksın bir de onları bilimsel açıdan bakalım, savunabiliyorsa savunsun. Uydurma makaleleri gelsin, onları da bir göstersin. Bakalım neymiş onlar. Veya kadın sünnetinin nasıl sağlığa yararlı olduğunu gelsin savunsun. Bütün dünyadaki kadın örgütleri ayağa kalkmış vaziyette kadınlar sakatlanıyor diye. Bütün bu dünyadaki sağlık örgütleri bilimsel açıdan bilmiyorlar desin. Bir hangi tıptan bulacaksa bakalım buna da bir delil koysun koyabiliyorsa. Veya Sifil bilimsel literatüre o kadar çok önem veriyorsa evrimle ilgili o bilimsel literatürde de birçok makale var. Dinozorların yaşadığı, insandan önce sineklerin ve daha birçok hayvanın yaşadığı var. Kendisi bunların yaşamadığı anlamına gelecek şeyler söyledi.
Yani bilime kendisi sahip mi çıkıyor, red mi ediyor, ne yapıyor? Onu da bir açığa kavuştursun. Bir de bu tartışmayla ilgili şöyle bir yanlış yönlendirme yapılıyor. Dini kaynakları başkasına onaylatmak gerekmez diyor karşı taraf. Fakat buradaki asıl sorun şu. Biz bunların dini kaynak olduğunu kabul etmiyoruz ki. Dini kaynak olduğunu kabul edip de başkasına onaylatıp onaylatmama gibi bir şey gündeme gelmiyor. İncelememiz neticesinde bunların dinin kaynağı olamayacağını görüyoruz. Ondan dini kaynağı başkalarına onaylatmaya çalışmak şeklinde bir eleştirinin muhatabı biz değiliz. Bu arada programda Sifi'nin bir mantık hatası daha ortaya çıktı. Cuma namazı ile ilgili konuda insanlar cuma namazını uyguladıkları için hangi vakitte kılınacağının bilindiğini savundu. Dikkat edin. Müslümanların hepsi cuma namazını kılıyor. Her hafta kılıyorlar. Diğer namaz vakitlerini her gün kılıyorlar. Tecrübeyle bunun nasıl uygulanacağının bilindiğini ve bunun hadis aktarımından farklı olduğunu söyledi. Kendisi bu izahı kabul etmedi ama yani bütün Müslümanların sürekli bir uygulamasından insanların bilebileceğini kabul etmedi ama az sayıda bir insanın hastalandıklarında deve idrarının işte sütle karıştırıp içilmesi gibi bir tarifi bilmesini gelenekle geldiğini ve bilindiğini söyledi. Çok az insanın hayatlarında çok az uyguladıkları bir uygulama geleneksel olarak biliniyor. Fakat sürekli uygulanan bir şey kendisine göre bilinmiyor. Bunu da bir mantıksal çelişkisi olarak lütfen not edin. Bana göre bir hadisin uydurma olduğunu göstermek için illaki onun niye uydurulduğunu söylemeye gerek yok. Ama kendisi bazen neden uydurulduğunu hadislerin merak ediyor, soruyor. Muhtemel olarak şöyle bir senaryo yapabiliriz deve kısmıyla ilgili. Yani devenin sütünü ve etini satarsanız mı deveden daha çok para kazanırsanız hem sütünü hem etini hem idrarını satarsanız. İşte yani idrardan da kar edecek birileri bunu uydurmuş olabilir. Ben bu yüzden uydurulmuştur demiyorum ama buyurursa muhtemel bir senaryo. Hadisin asıl korkunç olan kısmı yani peygamberimizin gözler uydurduğu, insanları çölde susuzluğa terk ettiği kısmı ise şu yüzden uydurulmuş olabilir. Bazılarına göre Enes Haccac'ın istediği şekilde bir rivayet ona sundu. Haccac biliyorsunuz zalimliğiyle meşhur bir hükümdar. Kendisi zalim olduğu için peygamberimizin hayatından da belli şiddet uygulamaları bulursa kendi zalimliklerini temellendirebilecek. Enes onun bu isteğini bildiği için belki de ondan çekindiği için mesela bu hadisi uydurmuş olabilir. Enes Haccac'ın haydi bana peygamberin yaptığı en şiddetli uygulamayı anlat demesi üzerine böyle bir hadisi uydurup da söylemiş olabilir. Ha ben bu şekilde uydurulduğunu savunmuyorum. Ama muhtemel senaryo isteyenlere bu şekilde senaryolar teklif edebiliriz. Kısacası Buhari, Müslim, Ebu Davud gibi ünlü hadis kitaplarında geçse de bu hadisin uydurma olduğu çok açık. Bunun en önemli sebebi alemlere rahmet olan peygamberimizin haşa zalim gibi gösterilmesidir. İkinci sebebi ise asıl tartışmalara konu olan kısmı. Deve idrarının içilmesini tavsiye etmesi. Bunun gibi tıpla ilgili birçok uydurma da peygamberimize atfedildi. Örneğin bulaşıcı hastalığın olmadığı şeklinde bir uydurma var. Haydi bulun bakalım bilimsel bir makale bulaşıcı hastalığın olmadığına dair. İnsanlara bugün bunu mu tavsiye edeceğiz? Bulaşıcı hastalık yoktur mu diyeceğiz? İnsanlara deve idrarı içirterek öldürttüğünüz gibi mesela bulaşıcı hastalık yoktur diyerek bulaşıcı hastalık olan yerlere göndererek de öldürmeyi göze alıyor musunuz? Hadislerin içinde peygamberimizin söylemediği çok uydurma vardır. Ayrıca vahiy ile ilişkisi olmayan birçok geleneksel uygulama da vardır. Hadislere Kur'an gibi farzların ve haramların kaynağı muamelesi yapamayız. Fakat Kur'an'ın, aklın, fıtratın süzgecinden geçirilmiş hadisleri değerli bir siyer malzemesi olarak peygamberimizin Kur'an'ı nasıl uyguladığının bir göstergesi olarak elbette kullanırız.